Hepinize selamlar dostlar. Hearts of Iron 4'ün ikinci bölümüyle devam ediyoruz. En son sizi bilgiye boğmuştum. Şu an tam arkasına çekiyorum. Hala ağzım kuru şu an yani. Şişenin baya büyük bir kısmı bitmesine rağmen hala şu an susuzluktan ölüyorum. Şimdi bunlar falan geldi. zaman durdurmuştum. Dostlar hemen buraya geçelim. Önceki bölümde burayı anlatmadım. Şimdi genel olarak aslında bu kısmı anlatmam lazım. Burada sol üstte ülkenizin bayrağı var. Ülkenizin bayrağına basıyorsunuz. Kısa yol tuşu da Q'ymuş. Bakalım. Aynen. Burada işte Government Hükümet ve Yasalar ve Hükümet Araştırma ve Üretim Bir de Askeri Staff Staff'ın Türkçesini unuttum. Her neyse geçelim ona. İşte siz şey yaparsınız bakarsanız. İşte buradan ülkenizi işte mesela isterseniz demokratik, isterseniz faşist, isterseniz komünist falan yapabiliyorsunuz. Ben ülkemi komünist yapacağım. Komünist hoşuma gidiyor bilmiyorum. Ayrıca Rusya ile şey olmak, kanki olmak güzel. Aa bak bu da çok güzelmiş yalnız. Demokrasi geç, faşist geç, komünist. Komünizme doğru ilerleyeceğiz. İleride gerekirse demokrasi falan yasaklayacağız. Burada bas bakın Ban Demokratik Parti. onu yaparız hemen ya. DP Partisi'ni hemen ortadan kaldıralım. Sonradan işte iç savaş falan çıkarır. Aa yo 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 Demokrasi Demokrasiyi yasaklamayalım sonra İngiltereciğimiz bize şak diye bir kafayı koyar. Fert. Sana neden var yapamıyoruz? Peki. Hmm. Dünyadaki gerilimin artması gerekiyor. Bakın burada yüzde ile gösterilmiş. Burada başka anlatabileceğim bir şey var mı? Ha. Bakın. Manage Occupied Territories. Bu alanlarınızı yönet anlamına geliyor. Mesela şu adalar falan normalde Yunanistan'ın ya. İşte mesela şunlar falan Yunanistan'ın. İşte şey yapabiliyorsunuz. Bakın normalde İstanbul Yunanistan'ınmış zamanında biz almışız. Hani bölüştüler ya. Bölüşmeye çalıştılar ya. Şu an istersek İstanbul'u falan adama verebiliyoruz. Savaş böyle o savaş açmak istiyorum. Açtım diye bir şey yok. Adamlara var gol. savaş sebebi sunmanız gerekiyor. Yani işte içeriye siyasetçinizi falan yollayacaksınız işte onlar bir şeyler yapacak falan kışkırtacak hafiften sonra şak 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 ruski muski giriyorsunuz. Şimdi stratejimizi anlatacağım ben size bölümde genel olarak. Hatta oyunu da devam ettireyim. Hatta 4x'i alayım. Biraz FPS düşebilir. Yani şey oyun oyunda takım olabilir haberiniz olsun. Hızlandırdıkça FPS düşüyor. Dostlar. Önce Irak'a gireceğiz. Irak'ın petrolüne ihtiyacımız var. 33 tane. Sonra eğer gücümüz yeterse İran'a. İran'da petrolü fazla. Ama hepsinden önce Yunanistan. Yunanistan'ın bak metal külçe. Kromiyum aslında o kadar da şu an şey değil. Tungsten ve alüminyum. İşte, aynen, çelik. Çelik, tungsten, alüminyum. Bunların hepsine fazlasıyla ihtiyacımız var. Cidden fazla. Onlardan dolayı buraya savaş açmayı deneyeceğiz. Aa, Bu aptal Romanya niye bunları şey yapmış ki? Abi de bundan müttefiksin sen. Moruk bana ne ya? Senin çok bir şeyin yok. Tek filosu biraz iyi. Bunun petrolü, çelik, falan her şeyi var. Bu açıdan iyi durumda. Bit, bu kısımlar biraz boş olacak dostlar yani. Hatta bu sırada da şey yapalım. Sizin bana sorduğunuz soruları falan cevaplayayım. Yoruldum. Vallahi yoruldum. Hatta şunu hafiften bir yatırayım da. Şimdi kamerayı engellemiyorum. Tamam. Dostlar, ben buraya konuşacağımız konuları bir yandan not aldım. Hmm. Tamam. Bunu yaptık. Şöyle tikimizi atalım hemen sonra istemiyorum. Pekala. Dostlar bu video yorumuna gelmedi de bana direkt e-mail attı kendisi. Şu an linkini hatırlamıyorum ki mesajları da ya bayağı önce atmıştı. Mesajları falan sildiğim için de bulabileceğimi zannetmiyorum. Bulsam koyardım. Ha, şunu da yapalım. Şimdi dostlar bir dostumuz bana e-mail attı. Dedi ki Hey Alpinya dostum. Öyle demedi tabii ki. İşte sisteminin sıcaklığını, performansını falan nasıl görüyorsun dedi. Bunun için MSI'nin çıkardığı, işte birkaç şeyin daha çıkardığı uygulamalar da var. Bir de şey, Core Temp diye bir şey var. İşlemcinizin sıcaklığını, performansını, her şeyini görüyorsunuz böyle incine cincine kadar ama o sadece işlemciye özel. Dostlar, videosu gelmedi de bana bir dostum e, klavye hediye etti. Klavye, diğeri de mouse şöyle Logitech'in klavyede Logitech G910 yani şaka, şaka bir klavye dilciden şu an piyasa araştırmasını yaparsanız nice money yani fiyatını söylemek istemesem de şu an söyleyeceğim. Böyle biraz aklınıza canlansın. 710 liralık bir klavye. Adamlar bana sponsor gibi şak al kanki. Seni destekliyoruz. YouTube'da başarılar dediler, verdiler. Şimdi bu Logitech'in uygulamasının falan bir özelliği var. Tabi bunun için klavyeye de ihtiyacınız var. Çünkü klavyeyle bağlantılı bir şekilde yapıyor bunu. Ee, bu klavye Wi-Fi üzerinden telefonunuza bağlanıyor. Bildiğiniz telefona bağlanıyor. Telefonda bunun uygulaması var. Şöyle göstereyim uygulamayı. Şu, Bakayım görünüyor mu uygulama. Şöyle biraz etrafı yansıtıyor ama işte burada şöyle bakacağım. Her türlü şeyin performansı falan burada yazıyor. Bu uygulamadan, telefondaki uygulamadan mouse'unuzun DPI'ini ayarlayabiliyorsunuz. Bakın. Şurada fare var. Bakın burada DPI falan var. Yani incinin cincini telefondan ayarlayabiliyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz ya? Ve klavyenin üstünde bir yer var. Açılıp kapanabiliyor. Telefonunuzu oraya koyuyorsunuz. Ben de hatta oraya koyuyorum. Hatta gösterebilir miyim size? Aa bir şeyle webcam'imizi alalım alalım alalım. Oha su çok güzel. Aa çok tatlı. Şöyle bakın. Koymak için bir yer var şöyle. Aa rengi mavi olduğu için o yerin e, görünmüyor. Benim, ben green screen kullanmıyorum. Mavi screen kullanıyorum. Genelde yeşili sevdiğim için ve giydiğim için. Bir de koltuğum da yeşil. Hemen bakalım. Aa, İtalya, Etiyopya'ya saldırmıştı önceki bölümün sonunda. Ee, Etiyopya'yı yok etti şu an. Araştırmalarımız da yavaş yavaş bitiyor dostlar. Uf. Konuşmaktan yoruldum. İşte dostlar buradan işlemcinizin sıcaklığına, işte, kaç gigahertzini kullandığına, yüzde kaçını kullandığına, RAM'lere ve ekran kartına hepsine bakabiliyorsunuz. Böyle bakıyorum yani. Mesela video çektiğimde işlemcim bir çekirdeği. 4 çeki yani 4 ana çekirdek, dört de sanal çekirdeği var. Ana çekirdeklerden birisi yüzde 60'a kadar çıkıyor. 3.4 çıkarız benim işlemcim bu arada. Söyleyeyim. Açıklama kısmında zaten benim sistemimin tamamı yazıyor. işte GTX 1060 6 GB. Işte 16 GB Kingston'da sanırım. HyperX ya da Kingston RAM. 16 GB. Bir de i5 7500. Ay. Hemen şunu da yapalım. Yok. Bizim bu şey silah ekipmanları var ya. Research time mı? Aa. Research'muş bu. Moruk research'te yok. Ha research bak bu olur. Bu olur. Endüstriyel araştırma zamanını yani bu Araştırma zamanını yüzde on azaltıyor hepsinde. Güzel yaptık onu. Türkiye'de çok bekliyorsunuz ya. O açıdan çok kötü bir yer böyle. Nereye yaptırdık? Bir de şey yıllara göre araştırmalarınızın süresi var. Mesela ben şu an bunu yapmaya çalışsam. 157 gün sürecek ama 1937'de başlasam 80-90 gün falan sürecek. Ondan dolayı ben bunu 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 askeri de kullanacağım. Çünkü i̇leride savaşa gireceğiz. Eee dostlar nasılsınız? Haliniz, hatrınız nasıl? Aileniz nasıl? Normalde ben bu oyunu tek başıma oynamıyorum. Tek başıma oynayınca sıkıcı oluyor biraz. İşte şu an zaten böyle ya video çektiğim zaman karşımda birisi varmış gibi hissettim için o kadar sıkıcı olmuyor da normalde barışla oynuyorum. İşte ben Sovyetleri alıyorum, o Nazileri alıyor. İşte milletin eline veriyoruz. Böyle eğleniyoruz. Bakın. Burada hangi ülkeydi buraya? Ha. İspanya İç Savaşı çıkmıştı hatırlarsanız. <laughs> evet. Yani, evet. Military faktörü gelsin. İspanya iç savaş çıkmıştı. Şu an ikisinden biri kazanacak bir süre sonra. Ama cidden çok zarar görüyor iç savaştan sonra. Türkiye'de iç savaş kolay kolay çıkmıyor. Çünkü biz vatanımıza bağlıyız. Bir de hatırlarsanız bu bölüm mü yaptım? Aa kafam karıştı. Bölümleri dip dibe çektim için kafam karıştı. Komünizme, komünizme önem veriyordu. Komünizm akmaya başladı. Demokrasiyi de banlarız. Sıkıntı yok. Komünist olunca şey oluyor ya. E, mesela bu Justify var gol yapmanız için dünya gerilemenin yüzde 50'ye çıkması lazım ki bu bayağı uzun süren bir şey. Yani şu an yüzde 5. Siz düşünün. İşte iniyor çıkıyor işte garip garip şeyler. Ama komünist olunca böyle bir şey ihtiyacınız yok. İstediğime girerim istediğime sokarım mantığıyla. Zaten bir ya da iki yıl sonra Polonya savaş çıkacak. Almanya Polonya'ya girecek. Rusya ile anlaşma yapacaklar. Rusya şuraya kadar olan kısmını alacak. Burası Almanya olacak falan. Sonra İngiltere diyecek hop Almanya dur diyecek. Sonra burada Almanya çıkartma falan filan. Dev savaşlar dönecek. Fransa yok olacak diyecek. İyi. Şu an bayağı info verdim size. Ah. <Sessizlik>

O bunu. Dostlar bu yaptığım şey burada construction var ya. Bunların hızını arttırdı. Bakın hatta şurada yüzde 20 hızlandı gibisinden bir şey var. Hatırlarsanız oyuna ilk başladığımız zaman 10 tane fabrikamız var. Sivil fabrika 12 oldu. Yavaş yavaş üretiyorlar böyle. Gitgide arttıracağız. Burada bizim ekonomimiz ne? Export focus limited export Aa, demokratik olmak gerekiyormuş bunu yapmak için so oha bu ne lan sivil ekonomi o tamam bunu düzelttik mi var ya bir hızlanacağız baba şu an ne oluyor dostlar biliyor musunuz sivil ve askeri fabrikaların üretimi yüzde otuz yavaş siz düş ya biz yüzde yirmi arttı diye seviniyoruz. Bu yüzde otuz yavaşlatıyor. Bunu yani buna kıyaslanırsa yüzde kırk arttıracağız. Yüzde on arttı, şey olacak. Şu 68 70 oldu. Oha Türkiye'de çok hızlı artıyor bu. Güzel. Amerika'da öyle değil. Ben Amerika oynamıştım bir ara. Bir ara değil dün. Dün Barış'la Amerika oynadık. Ben buradan uzay komandos dediğimiz bir askeri düzeni var. Oradan Barış İngiltere'ydi. İngiltere'ye adam yolluyorum. Buradan Almanlara çıkarma yapıyoruz falan. Almanları yok ettik. Sonra İtalya'ya girdik. Çok sıkıntılı dönemler yaşadık. bakın bak şurada bir e, işaret var görüyorsunuz değil mi? Bu Burada bir kanalın olduğunu gösteriyor. İşte mesela başkasının ordusu falan hiçbir şekilde geçemiyor. Sadece trade şeyleri yani konvoylar geçebiliyor. Şimdi 31 tane konvoyumuz var ama işte kullanmıyoruz. Bu arada ticaret fabrika karşılığı yapılıyor. Genelde 8 üzerinden oluyor. Mesela bakın bir fabrika veriyorum adama ben. O zaman 8 tane kromiyum veriyor. Öyle öyle ticaret yapabiliyorsunuz. Ee, burada ben bir şeye bakayım da. Oha hiç kimse bizden bir şey almıyor dostlar. Ne mesela dedim ya. Fabrikayla ticaret yapılıyor. Sizden birisi bir şey aldığında se fabrika verdiğinde from trade diyor. Bir de bu kendi ürettiklerimiz. Ha, hatta bir fabrika daha geldi ve bir askeri fabrikamız daha geldi. Şöyle dizeyim. Yavaş yavaş o arttıkça artsın arttıkça artsın. Çelik eksik şey eksik. Sıkıntılardayız adamım. Lanet olsun. Hmm. Buraya gideceğiz şöyle. Sonra buna, 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 buna. Bu şey bu. mesela bunu yaptığınızda bir tane fazladan araştırma slotu geliyor. Hani 3 tane var ya bizde 4 oluyor, 5 oluyor. İşte mesela başka var mı? altı oluyor bununla birlikte falan filan. Yavaş yavaş artıyor. Öyle. Ne yapalım? Araştırma. Bu mu bitmiş? 36 yılındayız. Dostlar nükleerine, roketine kadar falan şey var. Kıtalar arası füze yok da. Yani Mesela nasıl diyeyim ben oynadığımda buradan burası ne diye geçiyor Alaska'dan şuraya kadar e, o Kayı idoya kadar şey alıyor roket atabiliyorsun son sürümüne gelene kadar ki o da 1945'e falan sürüyor daha biz bir yılı bitiremedik. Hayır, yok bunu yapmayacaktık. Buradan hadi bakayım. Aynen moruk. Aa niye olmadı? Her neyse her neyse her neyse. Bakalım. Aynen hızlandı. Hızlandı. Bakın export focus var. Ee, bu Şimdi mouse hareket ettirsem gider e, Mumtaz Ökmen'in altında export focus var. Bak. Ah. Hop, iki araştırmamız bitti. Dostlar. 1937 değiliz. Zamanı bir durdurayım burada anlatayım. Şimdi burada ya sağ seçeceksiniz ya sola. Soldaki fabrikaların hepsi dip dibe olacak diyor. Sağdaki de diyor ki fabrikalar birbirinden ayrı olacak. Soldaki Hani sonuçta arada gidilecek mesafe az. Hızı arttırıyor. Sağdaki e, daha az arttırıyor. Ama bunun şöyle bir riski var. Bir roket yediniz mi hepsi birden gidiyor bunda. Bunda öyle olmuyor. Roket kolay kolay yer miyiz derseniz yok yemeyiz. Çünkü çevremizdekilerin azına vururuz yüksek ihtimalle. Ben ondan dolayı her zaman buradan gidiyorum. Hatta bakın burada şey var. E, yer altına yapıyorlar fabrikaları. Görüyorsunuz böyle resimde falan öyle böyle şeyler mesela şunlar yoktu mesela güncelleme ile geldi. Mesela burası normalde tek kolu halindeydi. ikisi birden artıyordu. Şimdi isterseniz plasti arttırıyorsunuz, isterseniz petrolü. Şimdi burada yapacak teknoloji kalmadı. O yüzden eee Tactical Bomber araştırsan. Muruk sen de Hayır 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 ona hayır motorize motorize ya. ben dersem ki. <laughs> ki oha bunu araştır lan askerlerimizin medii falan yok daha Aa Türkiye'den çok kötü durumdaymış ya. Ben bu kadar fazla oynayamamıştım. Şöyle biraz yaslanıp sakinleşelim dostlar. Şu an action olmayacak yani. Şu an action bekliyorsanız nine yani. Bir yıl, bir buçuk yıl kadar. Ama komünizm başa geçtiğinde ya. Ama şöyle bir sıkıntı var. Komünizm başa geçtiğinde Atatürk inecek oradan. Yerine Şefik Hüsnü gelecek. Bir de şey oyun tarihe uygun yapılıyor. 1938 biterken Atatürk baştan iniyor. E, vefat ediyor. Ya oyundaki çoğu şey tarihe uygun. Mesela bunların başında Stalin var. Joseph Stalin. Almanya'nın başında şey var Adolf Hitler var. Amerika'da kimdi ya adamın adını unutuyorum hep. Franklin Delano. Roosevelt işte. Dostlar bu focus tree gibi bir şey. Yani. Bak lan ya Hmm. Bu ne yapıyor? Construction 3 yapacağız. Oo bak bu çok güzelmiş. Tam bunu yaparız. Aa aşağısı var. Reform the Ottoman Empire. Aa Osmanlı'yı geri canlandırabiliyoruz. Hayır. Yine batırırlar. Osmanlı'yı canlandırmam. Dostlar da atamızın isteklerini yerine getireceğiz. Buradan hatayı çekip alacağız infras biraz hızlı yardırdık ki biraz da buraları yapalım hepsini sıra sıra yapacağız sıra sıra hatta yüksek ihtimal yeni şeyler gelmiştir derken gelmemiş gelişmiyor Ve en iyisi ülkeye altyapı yaptırayım Dostlar şimdi oyunu oynayanlar şu sıkıntı yaşayacak. Şunları bitireyim ben size anlatacağım. <laughs> Ömür törpüsü yemin ediyorum bunların hepsini tek tek tıklamak. Da, bir dakika ben niye böyle yapıyorum ki hepsini bir kere tıkla. Hatta bunu da anlatmış olurum hem. Dostlar şimdi buraya geldiniz. Burası construction menüsü. Şimdi shift'e basılı tutup buradaki artıya bastığınızda olabileceği kadar dolduruyor. Alabildiğini. Şu an neyimiz var neyimiz yok. Aynı şekilde yaparım Bir de altyapı full. Bunların hepsi full. Mesela dostlar. Şimdi siz diyorsunuz ki işte benim hemen e, a, Malatya. Dın dın dın, dın, dın 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 Malatya'da yaşıyorum. Şimdi bu Malatya'daki şeyi havalimanı yapımını hemen en üstte almam lazım. Yüksek ihtimal çoğunuz şunu yapacak. Tek tek yukarı taşıyacaksınız. Shift'e basılı tutun abi. Shift her şeyi hızlı yapıyor. Bir basıyorsun moruk. Hoppa en tepede. Tabi şu an bunu böyle yapmayacağız. Bu altta kalacak. Eski yerini alalım. Hatta bir dakika. Ha, bir de şey yeni güncellemeden sonra normalde bunları böyle tutup kaydırayım mantığı yoktu. Yeni güncellemeden sonra artık tutup kaydırabiliyorsunuz şey altyapı yapılmadan önce havalimanları yapılsın ya. Vallahi çok hoş bir sessizlik oldu. Bilgisayarımın fan sesi bile azaldı bir an. Konya'ya yapmamışız mesela. Anti air. Şimdi uçaklar etraftan gelecek o yüzden merkeze çok şey yapmıyorum. Öyle. Evet. Şu an tek maksadım ya boş durmamak böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum çünkü bu en başlar cidden çok sıkıcı ya. Yani şu an ben burada böyle şu an şey yapmak istiyorum. telefonumu, alıp Instagram'a falan girip zaman geçirmek istiyorum. Biraz oyunun en başlarda action çok az. Şu an herkes gelişmeye odaklı. Tüm ülkeler. Yakında var ya çatara çutara böyle bir anda bir bakacaksınız. O oh, world tension %100. Aman Allah'ım diyeceksiniz. Same ideology, monthly opinion. Hmm, aslında bu olabilir. Şunlara bakayım da. Military theorist. Geç bunu. Ne geç. Anlıklı ne yapalım? Milli birliği arttıracak bu adam. Stabilisi milli birlik gibi bir şey varsa Support'un tam olarak ne olduğunu çözemedim ama bazı şeyleri yapmak için buna ihtiyacınız var. Abi oyun çok yavaş. Çok yavaş. 5x al. Oyun takılacak o yüzden hatta. Yakını alınca da bir şey değişmiyor. Baksana oyun nasıl takılıyor 5x'te. biraz sıkılmayın diye 5x'de çalışıyorum var ya şu an işlemcimi bir zorluyor oyun. Oyun şey e, tek çekirdek kullanıyor. Ondan dolayı biraz e, herkes de FPS düşüklüğü olabilir. Durdurdum. Durdurma. Sağ 4x. Şimdi ne yapalım? Militarist değil değil. Burada ben bir saate bakayım. Saat 3. Yapacak bir şey yok yani puan çok fazla geliyor Türkiye'de ben bu kadar fazla geldiğini hatırlamıyordum ya. Günde iki tane geliyor ben Amerika oynarken günde yarım geliyor hatta yarıdan daha azdı. Dostlar, dostlar hemen bir muhabbet konumuza daha geçelim dostum. Lanet sistem durumunu konuştuk. Uzay komandos. İleride anlatılır. İleride anlatılır mı? Sineğin saldırısı altındayım şu an. Git git. Pis yaratık. Pis yaratık defol. Dostlar benim odamın böyle şey küçük mucuk gibi sinekler basıyor. Ney bu? Dostlar komünist oluyoruz. Ya Atatürk gidecek ya. Şu an tek üzüldüğüm şey o. Ben Rusya falan oynarken normalde işte oyunda oyun içi 4 ay sonra Türkiye'ye savaş açıp taktiği alabiliyorum. Ama hep Atatürk yüzünden 2 yıl sonra alıyorum. Hı hmm. kafam görünüyor mu? Ama... Çok Aa, şöyle mesne ha. Biraz böyle oynayayım. Böyle daha rahat. Aa yeni uçak çeşidimiz geldi. Ha sen uğraşmayacağım Murat 1937 yılındayız. Construction'a devam. Da Kıbrıs alınacak, da adalar alınacak. Ama buradaki şey adalar değil mi ya? İsimlerini unuttum. Çanakkale'ye de aile hatta. Kriti. <laughs> 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 Merkez Makedonya ve Tersa. Lisans. <laughs> Dostlar adamlardan mesela sizde bu yok ya mesela. Bu yok ya. Adamdan bunu alabiliyorsunuz ama kalıcı olarak değil. Arma Önce. Hop buradan devam. Ekstra araştırma slotlarına gideceğim var ya bir gelişeceğiz şu an. Bakın, gitgide hızlanmaya başladı. 22 fabrika oldu. Gitgide hızlanıyor çünkü bakın. Oyunun en başında burada 5 fabrika çalışıyordu. 5 mi 6 mı ne? Şu an 9. %89. 90 bayağı hızlandı. Güzel güzel. Ben Amerika'da 1942 yılındayken aynı anda 14 tane şey yapıyordum. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oha tam buraya sığıyor. Düşünsenize buradakilerin hepsini aynı anda yapıyorum. Nükleer şeyleri araştırmışım öyle. Bir bastım. Of. Çok güzeldi. Burada da aynı durumlara geleceğiz. Bu kadar konvoy yeter şu anlık. Zaten bir yerden bir şey almıyoruz. Al seni. Bu filomuzun adı ne? Türk Donanması. Hadi ya, baya yaratıcı. Ee, peki neden seçemiyorum acaba? Niye deploy target seçemiyorum? A, pislik misin sen? Bu pislik yapıyor. Yeni uçağımız geldi. 7 militeri fabrika oldu. Oyunun en başında 4 taneydi. Ama işte çelik falan yetersiz gelmeye başladı artık. Bizim kaynakları daha iyi kullanmamız lazım. Ne kadar pis bir oyunsun sen ya beni çok dara soktun şu an Ordu'muzu geliştirelim <gülüyor> 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 Fabrikalarımızı biraz daha yaklaştıralım saldırıya geçeceğiz abi yakında. Öyle olsun. Kapan evlat. Aa buralar çok sıkıcı ya. Bakalım video kaç dakika olmuş. Aa ben videoyu unuttum bir an. 33 dakika olmuş. Dostlar bu bölüm biraz uzun ve boş oldu. <laughs> bu bölümlük benden bu kadar. Ee, videoyu da da bir durdurayım. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bay bay efendim.